Hoş geldiniz. geldiniz. Adı İsmail Palakoğlu. Afetle, depremle uzak yakın alakası yokmuş. Bildiğimiz ilahiyatçı yani tasavvuf eğitimi almış. Öyleyken Türkiye gibi gün aşırı afet yaşayan büyük bir ülkenin afetlere müdahale genel müdürü yapıldı. Allah aşkına nedir şimdi bu? Bu mudur emaneti ehline vermek? Bu mudur liyakatlı yönetim? Değerli dostlar, vallahi de billahi de bu görevlendirme münferit değil. Neredeyse bütün devletin üst kadroları bu durumda. Yani her yer imam hatipli, her yer ilahiyatlıdır. Bakın ben asla imam hatip düşmanı değilim, ilahiyat düşmanı değilim. Lakin zerre ahlakı ve de vicdanı olan böyle bir şeyi kabul edebilir mi? Düşünün, hukuk fakültelerinin başındaki dekanların çoğu bile ilahiyatçı. Onu da geçelim. Mühendis gereken savunma sanayinde bile İmam Hatipli İlahiyatçı Sultası var. Peki bu hale getirilen bir devlet yaşayabilir mi? Böyle yönetilen bir ülkenin başına neler geleceği son deprem felaketiyle kanıtlandı. Evet korkunç bilançonun sorumlusu 20 yıldır ülkeyi yöneten pardon pardon yönetemeyen liyakatsız kadrolardır. Zira depreme dayanıklı olmayan havalimanları, hastaneler, yollar, okullar, inşaatlar onların eseri. O kadar ki son haberlere göre yeni yapılan TOKİ konutları bile tuzla buz olmuş ülkeyi yönetenler o kadar yetersizdirler ki enkaz kaldırmayı bile beceremiyorlar. Yönetmekten tek anladıkları devleti ve de rantı yandaşlarına paylaştırmaktan ibarettir. Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş açıkladı. Günler geçmesine rağmen an itibarıyla yıkılan binalara, enkazlara ulaşma oranı sadece %3'müş. Evet Beceriksizdirler, çapsızdırlar, yönetemiyorlar, organize edemiyorlar. Hatay Spor Antönörü Gökhan Zan televizyonda açıkladı. Onlarca kepçe ve vinç şehir girişinde günlerdir bekliyor. Çünkü Afat'ın İlahiyatçı Operasyon Müdürü girişine izin vermiyormuş. Yine dünya medyasında haber oldu. 65 ülkeden Adana Havalimanı'na gelen 3000 kurtarıcıyı bile enkazlara götüremediler. O kadar beceriksizler. Oysa askeri yani Türk Silahlı Kuvvetlerini, madencileri ve de sivil kurtarma ekiplerini ilk andan itibaren devreye soksalardı pek çok ölümün önüne geçilebilirdi. Yardım organizasyonlarında da aynı kaos görüntüleri var tek hassasiyetleri yardımı götüren kamyonların kimliği. Maazallah Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin adı ile yardım götüremezsin ki. Mesela Bodrum Belediyesi'nin yardım kamyonu hemen durdurulup üstüne Muğla Valiliği bezi asıldı. Öncelikleri enkazı kaldırmaktan ziyade algıyı yönetmek. Düşünün ülkenin cumhurbaşkanı depremle alakalı yaptığı ilk toplantıda on binlerce insanımız enkaz altındayken yalan haber ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz. Günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız diyebiliyor. Cumhurbaşkanını ilk deprem toplantısında feveran ettirecek yalan haber nedir diye düşündüm. İki gündür bulamadım. Çünkü böyle bir haber yok, böyle bir şey yok. Yapılan haklı ve doğal eleştirilerdir ki bütün depremlerde yanlışlar, eksiklikler sorgulanır. Askeri niçin hemen görevlendirmediniz demek nasıl bozgunculuk olabiliyor söyler misiniz? Ayrıca ülke medyasının yüzde 90 küsürü zaten iktidarın kontrolünde. Kastedilen eğer Atılan birkaç sert tweet ise 85 milyonluk bu ülkede bu tür şeyler normal. Belli ki iktidar cenahında suçluluk psikozu söz konusu ve panik hasil olmuştur. Öyle olmazsa ortada büyük bir dram varken bunu temel gündem yapmazlardı. En önemli haberleşme mecralarından biri olan Twitter'e, dünden beri kısıtlama konması vallahi dehşet ötesi ve ülkeyi yönetenlerin iktidarı koruma adına neleri yapabileceklerini gösteriyor. Zira böyle bir tabloda Twitter'ı susturmak, kurtarma operasyonları ve yardım organizasyonlarını sabote etmek gibidir. Söyledim, bu depremle kanıtlandı. AKP ülkeyi yönetemiyor ve bunun görülmesini engellemeye çalışıyor. Bakın aktaracağım bu ifadeler Tayyip Erdoğan'a aittir ve 2003 yılında yani AKP yeni iktidar olduğunda Bingöl'de meydana gelen küçük bir deprem sonrası edilmişti. Yeraltındaki fay kırıklarından önce bağışlayın söylemek zorundayım. Kırılan ar damarlarıdır malzemeden çalmanın arkasında ahlak hırsızlığı, demokrasiden çalmak, hukuk kapkatçılığı, siyaset yan kesiciliği ve de kamu yönetimi kalpazanlığı yatmaktadır. Bu olay kamu otoritesinin devlet imkanlarının nasıl kullanıldığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Olay kader diye geçiştirilemez. Vallahi 2003'te edilen bu sözlere ben de imzamı atıyorum. Lakin aynı şeyi Tayyip Erdoğan bugün yapabilir mi derseniz yapamaz. Zira 20 yıl önce deprem kader diye geçiştirilemez derken dün tam tersini söyledi ve bunlar kader planının içinde olan şeyler gibi bir ifade kullandı. Yine Erdoğan'ın o sözlerinden hareketle soralım. 20 yıl önce kırılan faylar değil, ar damarlarıydı da bugün olan nedir? Kimdir malzemeden çalan ahlak hırsızları? Kimdir siyaset yan kesicileri? Kimdir kamu yönetimi kalpazanları? Evet Tayyip Erdoğan 20 yıl sonra sorumlu olarak kendi sorularına cevap ve de hesap vermek zorunda. Bir başka şey hem Erdoğan hem Bahçeli'nin deprem sonrası milli birlik ve beraberliği hatırlatmaları ve de çağrı yapmalarıdır. Pardon ama depremden iki gün önce bunlara öyle bir çakalım ki bellerini doğrultamasınlar diyen aynı Erdoğan değil miydi? Sevgili seyircilerim ben 2003 tarihinde aktardığım sözleri eden Tayyip Erdoğan'dan 20 yılda deprem için neler yaptığını anlatmasını beklerdim. Ancak yapmadı bunu. Çünkü yapılan hiçbir şey yoktur. Pardon yapılanlar var mesela İstanbul'da onlarca deprem toplanma alanı yakın çevreye verilip oralarda alışveriş merkezleri dikildi. Bakın Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a, Hatay'dan Malatya'ya, 10 ilde yıkılan yapıların büyük bölümü son 20 yılda yapıldı ve bunun sorumlusu elbette AKP iktidarıdır ki buralardaki belediyeler de 20 yıldır AKP'deydi. Bu itibarla büyük resim aslında AKP'nin inşaat ve rant sisteminin enkaz olmasıdır. Buradan hareketle okunan selalar da aslında AKP iktidarının tükeniş ve ölüm ilanıdır. Özetle 20 yıllık bilanço eşittir yıkılma dönüşen betonlar artı algıya dayalı yalan iktidarıdır. Duble yollar, köprüler, hava alanları, cakaları atılırken saduç binlerce mezar evde on binlerce insanımızın ölümü olmuştur. Hal böyleyken neredeyse hala sorumlu CHP diyecekler. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kral çıplak diyen eleştirileri yerindedir ki emin olun bu tabloda Tayyip Erdoğan muhalefette olsaydı ortalığı yıkardı. Marmara depremi sonrası yaptıkları tavırları, tutumları arşivdedir. Depremle beraber AKP'de oluşan panik hali bütün mensuplarına yansıdı. Eski milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu deprem bölgesinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na ''Burada ne işin var?'' diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na durduk yerde İngiliz ajanı diye saldırdı. Bakın böyle bir şeyi sıradan biri bir iktidar mensubuna yapsa hemen anında hapse atılırdı. Merak ediyorum Twitter'de ergenlerin eleştiri mesajlarına kıyametleri koparan Tayyip Erdoğan bu yapılana acaba ne tür bir tepki verecek ki söz konusu kişi kadındır, AKP eski milletvekilidir. Bir başka gelişme borsa üçüncü gün yine dip yapınca nihayet kapatıldı ki bunu ilk gün yapmaları gerekiyordu. Çünkü söyledim yönetemiyorlar. Bu vesileyle şunu da duyuralım. Deprem felaketinin hepimize ciddi manada faturaları olacak. Yakındır yeni yeni deprem vergileri ve de zamları söz konusu zira 50 milyar dolarlık bir yıkımı elbette elin oğlu değil bu ülkenin insanları finanse edecek. Dolayısıyla zaten bıçak sırtında olan ekonomi çok daha zora girecek. Bu arada yaşanan deprem Tayyip Erdoğan'ın bütün planlarını alt üst etti. Zira seçim noktasında olumsuz etkileri olacak. Seçimin Mayıs'ta olup olmayacağını ise anketler belirleyecek. Seçim AKP'nin durumu iyi olursa olacak. Olmazsa olmayacak. Kimileri yasalar şunlar bunlar diyerek ahkam kesiyor. Fakat esas olan bu kararı Tayyip Erdoğan'ın vereceğidir. Seçim ve gelecek deyince bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Değil siyasetçilerin, bütün insanların yıldızlarının parladığı ve söndüğü dönemler olur ki bu durumu hepimiz kendi kişisel yaşantımızdan, yaşamımızdan biliriz. Bütün koşulların olumsuz olduğu dönemlerde adeta mucizeler olur. Buna mukabil her işe yolundayken aksilikler üst üste gelir. Tayyip Erdoğan'ın durumu bana bunu çağrıştırıyor. Çünkü hatırlayın 2000 yılı itibarıyla Erdoğan muhtar bile olamayacak durumda ve de hapisteyken yani her şey olumsuz iken bütün kapılar akıl almaz biçimde bir bir açılmış ve de Erdoğan Cumhurbaşkanı Başbakan olup Türkiye'yi 20 yıl yönetti. Bugün itibarıyla ise her şey lehindeyken yani ekonomik krize rağmen anketlerde öne geçmişken Putin'den Birleşik Arap Emirliği ve Suudi Arabistan'dan açık Batı dünyasından pasif destekler almış ve de yeniden seçimi kazanır hale gelmişken beklenmedik biçimde bu deprem faciası yaşandı ki bu durumu Tayyip Erdoğan'ın kaderinin dönmesi şeklinde yorumlayanlar var başka bir anlatımla yani İslam'ı jargonla söyleyeyim. Herkesin bir hesabı, planı ve de hazırlığı var. Lakin Allah'ın da bir hesabı ve planı var. Bakışı öne çıkıyor. Öyle mi değil mi? Önümüzdeki haftalarda, aylarda göreceğiz. Lakin kesin olan bu depremin Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceği noktasında can evinden vurmasıdır. Özetle Erdoğan Büyük Marmara depremiyle geldi, Büyük Kahramanmaraş depremiyle gidecek diyenler var. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.